Sevgili izleyiciler ve çok kıymetli arkadaşlarım, herkese merhaba. Ben Erdo Özdağ ve yepyeni bir video ile karşınızdayım. Teknosa'nın desteğiyle geldiğimiz CES 2019 fuarında oyuncuların çok seveceği bir donanım var elimde. Gamesure'un henüz piyasaya çıkmayan ve X2 adını verdiği yeni oyun kumandası. Gerçekten heyecan verici bir kumanda çünkü önemli özellikleri var. Önce şunu söyleyeyim, platform fark etmeden bunu istediğiniz her platformda kullanabiliyorsunuz. Eğer bilgisayarda oynuyorsanız kullanabilirsiniz, Xbox'ta oynuyorsanız kullanabilirsiniz, PlayStation oynuyorsanız yine kullanabiliyorsunuz. Hatta Nintendo Switch varsa onda bile kullanabiliyorsunuz. Peki hangi özelliklere sahip, biraz bundan bahsedeyim. Öncelikle şöyle söyleyelim, 36 tane buton var üzerinde ve bu butonlar aslına bakılırsa TTC firmasının kırmızı switchlerini, kırmızı anahtarlarını kullanıyor ve hem bastığınızda verdiği geri bildirim hem de tepki süresi anlamında gerçekten tuşları burada deneyebildiğim kadarıyla beğendiğimi söyleyebilirim. Üstelik sadece işlevsel değil, bu oyun kumandasındaki butonlar RGB ışıklandırmaya sahip. Yani arka taraftaki ışıklandırmayı arzu ettiğiniz renkler doğrultusunda özelleştirebiliyorsunuz. Bu da yine güzel detaylardan bir tanesi. Malzeme kalitesi benim bu kumandada en çok sevdiğim şeylerden birisi. Sonucunda hardcore dediğimiz sık oyuncular da bu kumandayı kullanabilirler. Bundan dolayı aksiyonun bol olduğu oyunlarda hem tuşların hem de altyapının sağlam olması gerekiyor ki kumanda aynı zamanda kullanılabilirliğini sürdürsün, uzun ömürlü olsun. Bakıldığı zaman CNC'den çıkma bir alüminyum alaşım kaplamaya sahip aynı zamanda ve X2'nin altyapısında yine özel bir alüminyum alaşım oluşturuyor. Dolayısıyla elinize aldığınız ilk anda yüksek malzeme kalitesi mukavemeti anlayabiliyorsunuz. Bu da benim yine hoşuma giden detaylardan bir tanesiydi. Üzerinde daha iyi bir joystick var. ALP'si sınıfı bir joystick. Bu Japon espor tutkunlarının çok sevdiği bir tasarım bu. Yine joystick yardımıyla da oyunlardan istifade edebiliyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, aynı zamanda bir ekran var, bir panel var. Bu panel yardımıyla bu kumandanın VX2'nin bağlı olup olmadığını anlayabiliyorsunuz. Tabii ki kablosuz olarak kullanıyorsunuz ama aynı zamanda bir dongle da geliyor. Bu dongle'ın bir ucunu örneğin PlayStation'a, diğer ucunu da yine PlayStation kontrolcüsüne bağlayabilmek mümkün. Üzerinde tabii ki kulaklık bağlamak için gerekli olan konnektörler de bulunuyor arkadaşlar. Gamesure VX2'nin tarama hızı 1 milisaniye olarak açıklanmış durumda. Aynı zamanda VX2 tabii ne dedik, kablosuz olarak kullanılabilen bir oyun kumandası. Üzerinde 3600 mAh kapasiteli pil var ve şarj süresi de aşağı yukarı 2,5-3 saat civarında. Yani 3 saat sonra tekrar uzun süreler boyunca bu kumandayla VX2 ile oyun tutkunuza kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Bu oyun kumandası için ayrıca bir fare yapılmış durumda. Bazı bölgelerde ikisi paket olarak satılacak. Bazı bölgelerde isterseniz VX2, isterseniz de fareyi ayrı olarak ayrı zamanlarda alabileceksiniz. Açıkçası hem tasarımı hem de sunduğu işlevsellik ve uyumlulukla, bakın ne dedik, bilgisayardan Xbox'a, PlayStation'dan Nintendo Switch'e kadar istediğiniz herhangi bir oyun platformunda kullanabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir kumanda olmuş. Şu an piyasada değil anladığım kadarıyla. 2 ya da 3 ay içerisinde piyasaya girmiş olacak. Açıkçası Türkiye'ye gelirse test etmek, kullanmak isterim. Bir oyun tutkunu olarak tabii ki masamın üzerinde böyle bir aksesuarın bulunması da ihtiyaç anında oyun keyfimin yerde kalmaması adına güzel olabilir. Gerçekten CES 2019 kapsamında radarımıza giren oyun kumandalarından birisi oldu Gamesure ve X2. Sevgili arkadaşlar, Teknosa CES'e geldiğimiz CES 2019 fuarından videolarımız devam edecek. Şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın.